İyi misin sen? Evet, iyiyim. Niye böylesin peki? Böyle derken? Tuhaf. Tuhaf falan değilim ben. Biraz sıcak geldi. Ben yüzümü, elimi yıkayayım. Sakin ol. Yok bir şey. Sen de yavaşla artık. Ne böyle? Ne oluyor bana? Kalbim yerinden çıkacak sanki. Bir yere mi gitmeye çalışıyorsun? Sakin ol diyorum. Yavaşla artık lütfen. Kırmızı olmuşum. Tuhaf dedi. Sanki aklımdan geçenleri duymuş gibi. Bir yol kırmamıştır. Saçmalama, nasıl duysun? Yeter artık. Kendine gel. Kendine gel. Gerçekten olabilir mi? Duygularım doğru mu bu? Acaba benim ona karşı... Yok, hayır. Ama belki de öyle. Her şey eskisi gibi olmuş. Bir de o kadar para verdim. Güya tüm delileri temizlediler. Bir işi beceremediler. İşi konuştuğumuz gibi hallettik. Belli. Çok güzel halletmişsiniz. Çantası burada. İçinde telefonu da var. Çantayı sizin sandık. O yüzden dokunmadık Harika Hanım. Çanta benim değil. Ne yapacağım şimdi ben bunu? Kocaman delil bırakmışsınız. Çantayı denize atın Harika Hanım. Böylece telefon sinyallerinden de takip etmemiş olurlar. Kapat şu telefonu. Para verdim. Bir de bana akıl veriyor denize at diye. Neyse. Şundan kurtulayım. Her şey olacak. Salih. Meryem kayıp. Bak saatlerdir ulaşamıyoruz. Emin misin? Bak bir yanlışlık olmasın. İyice bir araştırsaydın. Hayır kardeşim, yanlışlık falan yok. Saatlerdir Meryem'i arıyorum ama ulaşamıyorum. Kimse de nerede olduğunu bilmiyor. Bak biliyorsun biz en son organ mahfesiyle muhatap olmuştuk. Yani onlar bir şey yapmış olabilir. Tamam tamam, hemen harekete geçelim o zaman. He bak, o çetenin kökünü sizin sayenizde kuruttuk biliyorsun. Bir sürü çete elemanı yakaladık.
Şimdi dışarıda kimseleri kalmadı. Meryem kimseyi bu kadar uzun saat habersiz bırakmaz. Özellikle de Asiye teyzeyi. Bak Salih, kesin bir şey oldu. Sen Meryem'in telefonundan sinyal takibi yapabilir misin? Tabii tabii, hemen yaparım. Hadi o zaman. Ben geldim. İyi misin? Uyandırdım mı seni? Hayır. Uyumuyordum. Dinleniyordum sadece. Sen iyi misin? Her şey yolunda mı? İyiyim, iyiyim. Dedim ya, biraz sıcak geldi. Elimi yüzümü yıkadım. Su iyi gelir. Otur hadi. Sen de yoruldun. Ayağın da tam iyileşmedi. Thank you.
Salih kardeşim durum ne? Niye bu kadar uzun sürdü? Telefonun yerini anca tespit edebildik. Sinyal Beykoz'dan geliyor. Sahilde deniz kenarında. Ya ben oradaki devriye atan ekiple görüştüm. Görüştüm de ama işte Meryem orada değil. Telefonun deniz kenarında ne işi var Salih? Meryem nerede? Bilmiyorum. Biz de durum böyle olunca şüphelendik. Biz de geriye doğru bir tarama yapalım dedik. O şöyle, Meryem'in telefonu deniz kenarından önce Taşkın Holding'den sinyal vermiş. Çok heyecanlıyım. Çok özledim kardeşimi. Daha gelmediler mi? Ay vallahi sabrım kalmadı artık. Allah'ım şükürler olsun. Neler geldi başlarına. Rabbim korudu onları. Abim de Hira da bizi çok korkuttu gerçekten. Ama bitti çok şükür. Çok şükür. Geliyorlar. Enes'e ile kardeşim geliyor. Kardeşim, hoş geldin. Enişte. Kardeşim, hoş geldin. Değil yapıştırmak, 40 kat dikiş atılsa şu çenesi durmaz. İkiniz de çok daha iyi gözüküyorsunuz. Ay hemen özlemişim sizi. Biz de özledik. Ama ben en çok kardeşimi özledim. Enişte geçmiş olsun. Hoş geldiniz Orhun Bey. Hoş geldiniz, geçmiş olsun. Sağ olun. İkiniz de burada olduğunuz için o kadar mutluyum ki. Aliço nerede? Göremedim onu. Daha uyanmadı. Ben de kıyamadım uyandırmaya. Şimdi geldiğinizi duyarsa belki kızar bana ama. Bu arada sen de hoş geldin Musa. Sen yokken gözlerimiz hep seni aradı. Nasıl geçti yolculuk? Zuri nasıl? Evet, çok sevindi. Senden bahsettim seni bulduğumu söyleyince. Zuri çok tatlı birisi. Tanısanız eminim siz de çok seversiniz. İnşallah, bir gün tanışmayı çok isterim. İnşallah. Sonra tüm ayrıntılarıyla anlatırsın bana neler yaptınız, çok merak ediyorum. Tabii tabii, olur, anlatırım. Orhun, çok geçmiş olsun. Çok şükür evine döndün Orhun. Hoş geldin oğlum. Odayı hazır ettiniz değil mi? Evet hanımefendi. Orhun Bey'in istirahati için gerekli hazırlıkları yaptık. O kadar endişelendik ki sana bir şey olacak diye. Senden haber alamayınca hop oturduk hop kalktık. Neyse ki çok şükür buradasın. Yoruldun mu abicim? Orhuncuğum bu süreçte neye ihtiyacın olursa yanındayım. Lütfen bana söyle. Ne zaman istersen fark etmez. Lütfen. Teşekkür ederim. Biraz istirahat etmek istiyorum. Tamam abiciğim. İşte gerçek aşk. İyi günde, kötü günde hep yan yana. Gerçekten de öyle. Maşallah onlara ya.
Merhaba Orhun Bey. Ben Şule Hemşire. Sizinle bir süre ben ilgileneceğim. Şule Hemşire ile tanıştınız sanırım. Kendisi bu süreçte sana yardımcı olacak. Sağlığın söz konusu olduğunda taviz veremem Orhun. Şu an hassas durumdasın. O nedenle işin ehli bir sağlık görevlisinin seninle ilgilenmesi daha iyi olur. En azından bu kadarına müsaade et. Hepimiz çok endişeliyiz. Oh iyi oldu. Madem ben Orhun'a yaklaşamıyorum, o çöl faresi de yaklaşamayacak. O hemşire ikisini birbirinden uzak tutmak için muhteşem oldu. Zaten Orhun'a iyice yapıştı. Ay yeter. Kafam şişti. Bana ne hemşireden? Asıl Ali'yi kaçıran adamları senin tuttuğun anlaşılmasın diye ne yapacağız? Otur onu düşün sen. Bu olayla bağlantın olduğunu anlamamaları lazım. Bir çare bulmalıyız örtbas etmek için. Güle güle Şule Hanım. İyi günler. İyi günler. Neden inat ediyorsun Orhun? Bir an önce sağlığına kavuşabilmen için bir sağlık görevlisinin seninle ilgilenmesi şart. İnat etmiyorum. İstemediğimi en başından söyledim sana. Hem benim için endişelenme. Kısa sürede toparlayacağım. Hadi yatağa geç dinlen sen. Bir süre sen yatacaksın burada. Tamam. İyi mi böyle? Evet. Tamam o zaman dinlen sen. Ben de şey yapayım. Sana yemek getireyim mi? Ya da başka bir şey ister misin? Ne yapayım? Bir şey yapmana gerek yok. Biraz uyuyacağım ben. Sen de dinlen, yorulmuşsundur. Yok ben yorulmadım. Tamam o zaman sen uyu. Ben de Ali'ye bir bakayım. Meryem nerede? Anlamadım. Bana niye soruyorsun Meryem'i? Bak Meryem hiçbir yerde yok. Telefon sinyali de en son burada alınmış. Bak yine ne oyun oynuyorsan hemen söyleyeceksin bana. Doğru. Dün buraya geldi. Saçma sapan konuşup gitti. Sen beni neyle suçluyorsun? Niye ima ediyorsun Kenan? Meryem'in yaptıkları yetmedi bir de. Bak sakın lafı dolandırma. Meryem nerede dedim Harika. Bilmiyorum nerede olduğunu. Madem bilmiyorsun o zaman arayacaksın, kamera kayıtlarına bakacağım. Oradan öğrenirim Meryem'in nerede olduğunu, ara. Tamam. Neye bakmak istiyorsan bak. Alo. Ben Harika Taşkın Çevik.
Kenan Çevik birazdan oraya gelecek. Kamera kayıtlarına bakacak. Ona yardımcı olun. Tamam. Tamam. Konuştum güvenlik birimiyle. Git neye bakmak istiyorsan bak. Sen de göreceksin Meryem'in nasıl gidip geldiğini. Hiçbir şey bulamayacaksın. Ne Meryem'i, ne de o kamera kayıtlarını. Ne güzelsin. Baharın geliyor sonunda. Sen de kolay şeyler yaşamamışsın kızım. İyiyim şimdi. Ama çok korktum. Haklısın. İnsan korkar kızım. Çiçek solacak diye korkar. Yol bir yere çıkmayacak diye korkar. Ama en çok da sevdiğinin canına bir şey olacak diye korkar. İçi titrer. Canı onunla birlikte atar. Hayır, hayır. Olmaz. Beni buna karşı... bu kadar hızlı atmamalı. Kira? Hayırdır? Kendi kendine mi konuşuyorsun sen? Kendi kendine konuşan insanların başkalarına anlatamadıkları hikayeleri olurmuş. Böyle içine attıkları şeyler falan. Bir dizide duymuştum. Yok ben biraz hava almaya çıkmıştım. İyi yapmışsın vallahi, havada mis gibi zaten. Nurşah Hanım da salonda kahve söylemişti ikiniz için. Seninkini buraya mı getireyim o zaman? Yok ben salona giderim. Oraya götürebilirsin. Tamam. Gir. Beni istemişsiniz hanımefendi. Evet. Derhal mutfakla konuş. Akşam için Orhun ve Ali'ye özel bir menü hazırlansın. İkisinin de sevdikleri yemekler olsun. Bu kadar zor zamandan sonra biraz evin tadına varsınlar. Tabii hanımefendi. Bu arada... hemşireyi yolcu ettim. Konakta bir sağlık görevlisi olmalıydı. Hem Orhun hem de Ali'nin toparlanmasında yardımcı olacaktı. Neyse. Hira'nın menüye karışmasına izin verme. En ufak özensizlik, dikkatsizlik istemiyorum. Tabii efendim. Ben hemen organize ediyorum. Çıkabilirsin. Hira. Bölmedim inşallah. Hayır. Dergide bir teste takıldım da. Ne testi? Aşk testi. Tabii bende öyle bir durum olmadığı için pek çözemedim. Neyse, siz sağ salim eve döndünüz ya. Üçünüzü de burada gördüm. Bana yeterdi artar bile. Ben de Ali'yi görmek istiyordum. Ama uyanmadı daha. Kıyamadım uyandırmaya. Ma gidin bu ya. Lira rave vay. Manu sarına çubay. Nyari bong bong torum. Lotu me.
Bakıyorum da keyfin yerinde. Tabii. Ne sandın kardeşim? Zuri nasıl? İyi mi? Keşke beraber gelseydiniz. Zuri gayet iyi. Dün hazırlıkları yapıyor. İşleri bitince de gelecek. Hani siz diyorsunuz ya gece konu. Öyle bir ev buldum. Siz görürsünüz, çok beğenirsiniz. Zuri'nin sevdiği rengilerini boyatacağım. Bir tarafta pembe, diğer tarafta mavi. İşte gerçek bir aşık. Ben çok aşığım. İnşallah Zuri'mle bir daha hiç ayrılmayacağım. Çok mutluyum ya. Maşallah. Peki, onu görünce kalbin nasıl atıyor? Kalbim hop hop diye atıyor. Hah, işte dergideki testi yapacağımız kişiyi buldum. Musa, şimdi şöyle yapacağız. Ben sana soracağım, sen cevaplayacaksın. Tabii, olur. Harika ile konuştum. Hiç tereddüt etmeden güvenlik birimini aradı. Görüntüleri izlememi söyledi. Ama ne hikmetse güvenlik sisteminde bir sıkıntı çıkmış. Yani hiçbir şey izleyemedim. Aynen kardeşim, benim de burnuma kötü kokular geliyor. Bak, imkanım varsa Taşkın Holding çevresindeki bütün güvenlik kameralarını ve MOBESE görüntülerini bizim incelememiz, izlememiz lazım. Tabii abi, tabii, ben hallederim, sen merak etme. Sen karakola gel şimdi. Tamam, yoldayım, geliyorum karakola. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Efendim Asiye teyze. Tamam abi. Annem nerede sen biliyor musun? Gelmedi hala eve, çok özledim onu. Gece de uyuyamadım onsuz. Prensesim benim. Bak, annem bir arkadaşına gitmek zorunda kaldı. Çok acil bir işi çıkmış. Ama sen hiç endişe etme. Ben en kısa sürede anneni alacağım ve sana getireceğim. Kenan abin çok seviyor seni. Sen sakın üzülme, tamam mı? Beni bırakıp giderse, bir daha gelmezse diye çok korktum. Prensesim benim, o nasıl söz öyle? Annen seni hiç bırakıp gider mi? Sen sakın aklına böyle şeyler getirme. Akşam da hiç kimse masal okumadı bana. O yüzden hiç uykum gelmedi Kenan abi. Annen akşam gelecek ve sana yine masal okuyacak. Sen de daha masal bitmeden mışıl mışıl uyuyacaksın. Anlaştık mı? Kenan abine güven. Tamam Kenan abi. Hadi anneciğim. Kusum, hadi sen git boya kalemlerini getir. Hadi beraber boya yapalım, güzel kızım. Alo, Kenan oğlum. Benim Meryem'im nerede oğlum? Ne oldu benim kızıma? Allah aşkına bir şey söyle. Arıyorum Asiye teyze. Ama Nefes'e ne söylediysem o olacak. Nefes annesiz bir gece daha geçirmeyecek. Kurban olayım oğlum. Bul benim kızımı. Allah'ım sen bize yardım et. Bulacağım Asiye teyze. Sen benden haber bekle. Tamam oğlum. Görüşürüz. Hah, işte o soru. Okuyorum, dinleyin. Sevdiğinizi gördüğünüzde veya ona dokunduğunuzda kalbiniz hızlı hızlı atıyor mu? Oo, hem de nasıl atıyor. Sanki at koşuyor içimde. Yani midende kelebekler mi uçuşuyor? Yani heyecanlanıyorsun. Kalbin yerinden çıkacakmış gibi oluyor. Böyle sanki kalbin yerinde değil de ağzının içinde atıyormuş gibi. Tıpkı Hireyli abim gibi. Onlar da birbirlerine bakarken bile anlaşılıyor ne kadar aşık oldukları. Nefeslerinin kesildiğini görmemek için kör olmak lazım. Evet, gerçekten öyle. O zaman bu soruyu evet diye cevapladık. Diğer soruya geçiyorum. Gece uykuya dalmakta zorlanıyor musunuz? Hem de nasıl ya? Ama bu normal değil mi? Yani insanın aklına bir sürü şey gelir uyumadan önce. Değil mi? Aramızda uyumakta zorlanan başkaları da varmış Musa. E normal tabii. Orhun, iyi misin? İyiyim. Bir şeye ihtiyacın var mı? Yok. Teşekkür ederim.
İlaç saatin falan geldiyse. Sağ ol Eda. Yeri her şeyi ayarladı. Bir şeye ihtiyacım yok. Hatırlıyor musun? Biz küçükken bir tatil dönüşü sen, ben, Nihan aynı anda hasta olmuştuk. Annem çilek kompostosu yapmıştı. 2 gün iyileşince de ona bağlamıştık iyileşmemizi. Şimdi aynısından yapmasını isteyeceğim annemden. Biraz dinleneceğim izin verirsen. Tamam, ben gideyim. Ama bir şeye ihtiyacın olursa buradayım. Unutma, olur mu? Yok. Bırak Orhun'a yaklaşmayı. 2 çift kelime edemiyorum. Nefret ediyorum o çöl faresinden. Sen niye bakıyorsun bana öyle? Ne dedim ben sana? Orhun'u, Hira'yı bırak artık. Ali'yi kaçırma işinin senin başının altından çıktığını anlarlarsa ne yapacağını düşün. Adamlar çoktan kaçmıştır. Yani öyle olmasaydı bulurlardı şimdiye. İnşallah kaçmışlardır. Adaka diyeceğim vallaha. Seninle ilgisi olduğunu anlarlarsa biteriz biz kızım. Senin aptallığın yüzünden her şeyi kaybedemem. Abi, bu samanlıkta iğne aramak gibi bir şey ya. Bizim çok zor böyle bulmamız. Biz nasıl bulacağız? Salih bak, başka çaremiz yok. Mecburuz buna. Ama illaki bir şey çıkacaktır. Harika'nın görüntüleri izlememize izin vermesi de güvenlik sisteminde sıkıntı çıkmazsa normal değil. Kesin bir şeyler çeviriyor. Bu minibüslerin hem içinde hem dışında kamera var ve sürekli kayıt halindeler değil mi? Evet. Tamam. Salih, Beykoz'daki minibüs hatlarının o saatteki tüm kamera kayıtları bana lazım. Ayarlayabilir misin? Tabii, tabii, dur. Hemen geliyorum. Nefese söz verdim. Kurtaracağım seni Meryem. Allah'ım sen bana gücün.
Bana yardım et. Vallahi Musa'nın verdiği cevaplar örtüşüyor. Bu test gerçek galiba. Başka soru sor bana. Sevdiğinizle bakışlarınız buluşunca yüzünüz kızarıyor mu? Nasıl yani? Hira, abim burada bile değil şu an. Kızarmış olamazsın. Yok, hayır. Kaşındı da. Yani böyle utanınca ya da heyecanlanınca kızarırız ya, sevdiğinizi görünce heyecanlanıyor musunuz diyor. Oluyor öyle. Ama yoksa yok. Hasta oluyorum herhalde, ondandır. Ben Zürim'le göz göze geldiğimde böyle boğazımdan itibaren yanıyorum. Cevabım evet. Diğer soru ne? Bak, bu en can alıcı soru galiba. Sevdiğinizin yanında başkasını görürseniz kıskanır mısınız? Yanında hiç kimseyi görmedim ki. Zürim'in yanında başkasını mı? Düşünce bile kıskanırım şu an. Ay, çok sıcak oldu. Bak bu seferli kıskancılıktan. Evet, son iki sorumuz kaldı. Okuyorum. Sevdiğinizle karşılaşınca göz bebekleriniz büyüyor mu? Zaten gözlerim büyük ki. Öyle değil, göz bebekleriniz diyor. Zürim'im görmesem de bile, düşünce bile büyüyordu gözlerimi. Sen de abimi gördüğünde ilk göz bebeklerine bakacağım Mira. Gerçi cevabı biliyorum ama. Evet, son soruya geldik. Hazırsanız okuyorum. Gece uyumadan önce aklınızda sadece o mu var? Evet. Tahmin etmek zor değil Hira. Ben soruya cevap vermedim. Başka bir şey düşünüyordum, ona cevap verdim. Kendime cevap verdim yani. Evet Musa. Uyumadan önce değil ki. Zürim hep aklımda. Uyumadan önce aklımda o var. Çünkü hep bir şey oluyor. Bir şey söylüyor. Mecburen aklıma geliyor. Evet Musa. Cevaplarına göre %94 aşık çıktın. 94 mu? Neden yüzde değil? Bilmiyorum ki. Ama Hira'ya yapsak kesin %100 çıkardı. Ben Ali'ye bakayım. Uyanmıştır belki. Dokuzan dört mu? Bence bastan alalım. Ne zaman geldiniz siz? Sabah geldik. Sen çok derin uyuyordun. Uyandırmak istemedik seni. Dayım nerede peki? O da geldi mi? İyi mi? Nasıl şimdi? Merak etme, dayın iyi. Odada dinleniyor şimdi. Sen neden yanında değilsin peki? Bir şey mi oldu? Yok, hiçbir şey yok. Uyuyor ya. Ben seni merak ettim, o yüzden yanına geldim. Tamam. Dayım bizi nasıl kurtardı ama, değil mi? Böyle eğdi, elini uzattı ve kuyuya atladı. Biz en iyisi sana güzel bir kahvaltı hazırlayalım. Oo, uyandın mı Aliça Paşa? Günaydın. Günaydın. Sen istersen odaya gidip biraz dinlen. Gözünü bile yummadın. Hem yanında alırsan abim de daha çabuk iyileşir. Sen de öyle. Tamam. Ben gidip uzanayım o zaman. Gel bakalım Aliço, üstünü değiştirelim ha? Ne yaptın kardeşim, bir şeyler bulabildin mi? Buldum. Söylediğin saatlerde kimliğimiz kayıtlarını aldım. Hadi bakalım, umalım da bir şeyler çıksın.
Bakira? Hani odaya geçip dinlenecektin? Niye gitmedin abimin yanına? Uykum yoktu. Biraz hava alayım dedim. Anladım ben. Sen abimi kaybetmekten korktun değil mi? O yüzden şimdi böylesin. Ona kavuşunca ne yapacağını bilemedin. İçin içine sığmıyor. Allah bağışladı sizi birbirinize. Ben senin yerinde olsam onu bir an bile bırakmaz ve kalbimin deli gibi atmasına izin veririm. Ben en iyisi odaya gideyim. Salih baksana. Bu saatte holdingin önünden halı çıkarıyorlar. Bu hiç normal değil. Kesin bunun altında bir şey var. Tamam, ben arabayı mamasilerden takip ettireceğim. Ama biraz zaman lazım. Tamam? Salih lütfen acele et. Al kardeşim. Abi, bu halıyı koydukları araba Beykoz'a doğru gitmiş. Bak şu kağıtta da aracın izlediği rota var. Geçtiği bütün yolların hepsi burada. Ben ekipleri de yönlendirdim aracın peşine düşmesi için. Şimdilik onlardan haber bekleyeceğiz. Ama sen merak etme, çok uzun sürmez haberin gelmesi. Salih, çok yordum seni. Her şey için çok sağ ol ama ben daha fazla bekleyemeyeceğim. Abi dur, bir sakin ol. Nereye? Daha bu arabanın Meryem'in kaybolmasıyla bir alakası olup olmadığını bile bilmiyoruz. Hem sen tek başına gidip ne yapacaksın orada? Bir sonuç elde edemezsin ki. Beykoz'a gideceğim. Çünkü bekleyecek tek saniyem bile yok. Gerekirse her yeri karış karış arayacağım ve Meryem'i bulacağım. İyi, tamam abi, sen bilirsin. Sağ olasın tekrardan. Hayır. Nurşan söyledikleri doğru değil. Ya öyle bir şey yok. Eminim buna. Sevdiğinizle bakışlarınız buluşunca yüzünüz kızarıyor mu? Yok işte, göz bebeklerin falan büyümüyor. Yüzüm de kızarmadı. Sevdiğinizi gördüğünüzde veya ona dokunduğunuzda kalbiniz hızlı hızlı atıyor.
Neredesin Meryem? Neredesin? Beni. Meryem gözün aç, duyuyor musun beni? Meryem aç gözünü. Biliyordum işte. Kalbim hızlanmıyor. İyi misin?